Burada ilginç bir şey oluyor. Bu kare şeklinde bir iletken. Üzerinde 2 omluk bir direnç var. Kenarlarından birinin uzunluğu 2 metre olarak verildiğine göre devrenin oluşturduğu yüzeyin alanı 4 metre kare. Yüzeyden geçen sabit bir manyetik alan var ve bunun büyüklüğü de 5 tesla. Manyetik alanın devrenin yüzeyine dik olduğunu da dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi Ekrandaki çizimlerde de gördüğünüz gibi buradaki manyetik alan doğrusal bir oranda. Evet, sabit bir oranda artacak ve 4 saniye sonra 2 katına çıkarak 10 Tesla olacak. Tabi bu arada akıda da bir değişim olacağını da söylemeliyim. Gelin akıdaki değişimi yakından inceleyelim. Akı için değişik bir renk kullanayım. Bu arada istediğiniz zaman videoyu durdurup akıdaki değişimin ne olduğunu kendi kendimize bulmayı deneyebilirsiniz. Bu ilk akı olsun. Sabit manyetik alan. Aslına bakarsanız ortalama manyetik alan bölü alanı bulmamız gerekirdi. Ama manyetik alan sabit olduğu için doğrudan 5 Tesla yazıyorum. Bu örnekte manyetik alan vektörlerinin devrenin yüzeye dik olması işimize fazlasıyla yarıyor. Eğer böyle olmasaydı yüzeye dik olan bileşene bulmamız gerekecekti. Her neyse. Şimdi 5 Tesla yani ortalama manyetik alan ya da manyetik alanın yüzeye dik olan bileşeninin ortalaması çarpı yüzeyin alanını hesaplamamız gerekiyor. 5 Tesla çarpı 2 metreyi 2 metreyle çarpınca da 4 metrekare elde ederiz. Bu işlemin sonucu olarak da akı da 20 Tesla metrekare olur. Sırada son akı var. Son akı eşittir ortalama manyetik alan ya da manyetik alanın dik bileşeninin ortalaması demem gerekiyor. Ama manyetik alan dik olduğu için doğrudan 10 tesla yazıyorum. Çarpı devrenin alanı değişmediği için 4 metrekare. Ve sonuç 40 tesla metrekare ediyor. Peki. Şimdi bir de akıdaki değişimin ne olduğunu sorarsam ne cevap verirsiniz? Hemen yazıyorum. Akıdaki değişim yani son akı eksi ilk akı. 40 tesla metrekareden 20 tesla metrekare çıkarsa 20 tesla metrekare kalır. Akıdaki değişimi bulduk. Zamandaki değişimi de bildiğimize göre indüksiyon akımının da kaç volt olduğunu da bulabiliriz. İnternette Faraday yasasını arattığınızda şöyle bir formülle karşılaşırsınız. Üretilen voltaj türevli versiyonunu kullanmıyorsak, eksi n çarpı akıdaki değişim. Akı değil, akıdaki değişim yazmam gerekiyor, evet. Yani delta akı bölü zamandaki değişimdir. Bu örnekte akıdaki değişim hızının sabit olduğunu varsayarak akıdaki ortalama değişim hızını eksi n ile çarpacağız. n elimizdeki devre ya da devrelerin çevrelediği yüzeylerin sayısıdır. Burada elimizde bir tane devre olduğu için n, 1'e eşit olacak. Şimdi buradaki eksi işaretinin ne anlama geldiğini merak ediyor olabilirsiniz. Bu noktada bu işaret akımın yönünü nasıl belirler gibi sorular akla geldiğinden, açıkçası ben bu işaretin ezbere kullanılmasından çok hoşlanmıyorum. Ders kitaplarında türev kullanmadığımız zaman bu işaretin lens yasasını kullanmamız gerektiğini hatırlatmak için konulduğu yazar. Ama eğer amaç lens yasasını kullanmayı hatırlamaksa buraya eksi işareti koymak yerine neden doğrudan lens yasasını kullanın demiyorlar ki? Eğer hesabınızda buradaki vektörleri kullanıyorsanız yani ileri matematik kullanıyorsanız tamam. Ama bunun anlamı indüklenen voltajın yani indüklenen akımın yaratacağı manyetik alanın akıdaki değişime karşı koyacak olmasıdır. Evet doğru esasında lens yasasını kullanıyoruz da diyebiliriz. Bu örnek için önemli olan hemen akıdaki değişimin zamandaki değişime oranı yani akıdaki ortalama değişim hızını bulalım. Akıdaki değişim 20 tesla metrekare. Bölü zamandaki değişim 4 saniye. Eksiyi de unutmayalım. Eksi 20 bölü 4, 5 eder. Evet, eksi 5 tesla metrekare bölü saniye. Bunun aslında volt olduğunu hemen fark etmiş olmalısınız. Yani sonuç eksi 5 volt. Şimdi 5 voltluk bir akım olduğunu düşünelim. Eksisiyle sonra ilgileneceğiz. 2 ohmluk direnci olan devreden 5 voltluk bir voltaja geçerse akım ne olur? V eşittir I çarpı R idi öyle değil mi? Yani voltaj akım çarpı direnç ise akım voltaj bölü dirençtir. O zaman buradaki indüksiyon akımı şu anda sadece mutlak değer hakkında konuşuyorum. Az önce de dediğim gibi yönünden daha sonra bahsedeceğim. İndüksiyon akımı voltaj yani 5 volt bölü direnç yani 2 ohm'dan 2,5 amperdir. Akıdaki değişimden kaynaklanan indüksiyon akımının büyüklüğünün ne olduğunu biliyoruz. Bu arada akıdaki değişimin 4 saniye içinde gerçekleşeceğini ve sabit olduğunu, yani akının ortalama değişim hızının sabit bir hız olduğunu varsayıyoruz. Kısacası, akı değişirken, indiklenen akımın 2,5 amper olduğunu bulduk. Ve son olarak bize lens yasasının kullanmamız gerektiğini hatırlatan eksi işaretini de hesaba kattığımızda, akımın yönünü de bulacağız. Zaten iki seçenek vardı değil mi? Ne dersiniz? Sizce akım saat yönünde mi olacak, yoksa saat yönünün tersinde mi? Aslında bunu sağ el kuralını uygulayarak kolaylıkla bulabiliriz. Sağ elimizi alalım ve baş parmağımızı akımın yönüne doğru tutalım. Şu an sağ elimi çizmeye çalışıyorum. İşte böyle. Evet. Eğer akım bu yönde ise ortaya çıkacak manyetik alanın yönü bu şekilde, yani yukarı doğru. Ve akıdaki değişimle aynı olur ve akıdaki değişimi arttırır. Bunun bu şekilde olamayacağından lens yasası videosunda zaten bahsetmiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bu böyle olmaz. Çünkü o zaman enerjinin korunumu yasasına karşı çıkan bir durum elde ederiz. O zaman akımın yönü bu olamayacağı için bu şekilde saat yönünde olacaktır. 2,5 amperlik akım bu yönde akacak. İşte bu kadar. Akıdaki değişim ve bu değişimin ne kadar sürede gerçekleşeceğini bildiğimiz için, akımın sadece büyüklüğünü değil yönünü de bulabildik